kısa süre önce ekrana bir görüntüyü getirmiştik. Hatta bu işi yaparken de meşhur Adana kebabı yeniden gündeme getirmenin yolunu birileri buldu demiştik. Görüntü ülkemizde popüler oldu ama o kadar değil. O görüntüye tekrar döneceğiz çünkü bütün dünyayı dolaşıyor uzay yolculuğuna çıkan Adana kebabın görüntüsü. Zaten görüntü ekranda. İki gün önce biz ekrana getirmiştik bülten içinde. Adanalı bir kebapçı böyle bir denemeye girişmişti. Özenle hazırladığı kebabı bir balona bağladı ve uzaya göndermeye kalkıştı. Balon elbette basınç azaldıktan sonra belli bir yükseklikte patladı ve kebap denize düştü. Denizden kurtarma operasyonundan sonra da balıklar yerken kurtardık demişti ekranda gördüğümüz kebapçı. Önce sosyal medya, sonra uluslararası ajanslar derken haber siteleri, haber kanalları defalarca kullandı bu görüntüyü ve en çok paylaşılanlar listesine girdi işte bu görüntü. Tabii ilginç yorumları da beraberinde getirdi. Gerçek bir kebap tutkunu onu yer ve asla gökyüzüne çıkmasına izin vermez diyen de oldu. Bir uzaylı olduğunuzu ve uzayda kebap bulduğunuzu düşünün. Fena mı giderdi diyen de. En ilginç yorumlardan biri de şöyle. Aya ayak basan ilk insanın sözlerine yapılan atıf bu aslında. Kebap için küçük, kebapçılık için büyük bir adım. Nereye takıyoruz? Şu anda paraşütümüzü falan hazırladık. Kebabımızla GoPro'yu yerleştirdik. Uçurmaya hazırız. Türk bayrağını da yerleştirerek göndereceğiz. Tabii ki Türk bayrağı olmadan olmaz. Asla. Aynen. Böyle bir şalgam falan gönderseydik usta. Şimdi bunu 5 4 3 2 1 0 Tamam hadi başlayalım. 5 4 3 2 1 gönderdik. Bunun üstünde çalışmalar yapıyordum. Sonra uzayca ekibi var. İdris Bey geldiler. İşte biz bu işi yapabiliriz. Beraber yapalım dediler. Olur dedik. Beraber gönderdik. Güzel bir uygulama oldu. Bunu ilk festival günü denedik. Festival gününde aşırı rüzgar nedeniyle gönderemedik. Erteledik. Uzay günü, Dünya Uzay Günü ayın 12'sinde o gün gönderdik. Gönderdik ve başarılı bir şekilde kebabımız uzaya gitti. Uzaydan da biliyorsunuz bu belli bir noktadan sonra balon patlıyor, düşüyor. Ve o da Payas'tan 8 kilometre denizin ortasına düşüyor. Biz de oraya gidiyoruz. İdris Bey ile beraber, ekibiyle beraber alıyoruz. Kebabımızı balıklar yerken balıkların elinden alıyoruz, kurtarıyoruz, geliyoruz.
Yani bir şeyler yapalım. Hep bir şeyler üretmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani oturmak değil. Yani bir şeyler yapmak istiyorum kendi kendime. Farkındalık olsun. Yani bilmem bugün mesela boru kebabını icat ettim, ne bileyim fabrika kıyması bilmem ne. Yani bu tür şeyleri, etkinlikleri yapmak istiyorum. Yani bu tür daha hep oturup yani hazıra konmak değil, daha güzel şeyler. Yani ileride çocuklarımız böyle güzel şeyler varmış desin. Mesela biz uzaya kebabı yolladık, uzaylılara, uzaylılar yesin diye. Ama acını sevmiyorlarmış. Şimdi acısını yollamak lazım. E biz de Adanalıyız, acıyı severiz. O yüzden şansına küsecekler. Adana kebabımız, boru kebabımız, Yaşar Bey'in boru kebabı 35 ile 38 kilometre arasında patladı. Paraşütle, GPS'le aşağı indi. Adana'dan 75 kilometre uzaklıktaki dört yolda bulunan denize düştü. Kıyıdan 8 kilometre açıldıktan sonra GPS yardımıyla faydalı yükümüzü bulduk ve teslim ettik. Kutumuzun içeriğinde ilk önce çocuklarımızın isimleri var. Çocuklarımız öncelikli. Sonrasında Türkiye'de, İstanbul'da şu an hayatta olan, yaşayan Suriye'nin ilk ve tek kozmonotu Muhammed Ahmet Faris. Star Wars'un Darth Vader'ı. Ekibimizin ve kişisel fotoğraflar. Dijital çocuklarımızın isimleri uzaya çıkarıldı. Ve en son olarak bilimsel araştırmada kullanılan tohumlarımız.